Bana göre bugün Gezi olayları bir uyarı mahiyetinde yerini bulmuştur ve sonuç alınmıştır. Gerek Sayın Başbakanımız, gerek hükümetimiz, gerekse muhalefet partimiz. Bu olayda anlaşıldı ki halkı dinlemeden, halka rağmen bir şey yapılamayacaktır. Sizce de bunlar, bütün bu yaşananlar bir dış provokasyon muydu, dışarıdan provoke edildi? Ben hadim değil böyle niteliğim ama evet, arkasında ciddi bir farklı destekler vardır. Bu farklı desteklerin farkına Türk milletinin varması gerekiyor. Türkiye büyümekten, kalkınmaktan, başka kişilerin ayağına basmaktan kendine düşman yarattı. Birinci, ikinci gün Taksim olaylarını yüreğimle destekledim. Üçüncü, dördüncü ve beşinci gün dehşete düştüm. Altıncı gün karşısına ne geçtim ne karıştım. Ama bakın dedim, pizzalar bile yurt dışından geliyor. Bunu cımbızlayacak ve kendisine kuyruk yağı yakalamış gibi ele alıp bu meseleyi öne çıkaracak adam dönsün desin ki bu şahıs 8-10 bin kişiye ekmek yediriyor, ne kadar vergi ödüyor, kaç okul yaptı, hangi başarıları vardır, neden bu kurum kendisine verdi, onu yazmıyor. Arz ettiğim gibi bir yağ kuyruğuna girip ondan bir şey çıkarmaya çalışıyor. Yanlış. Bizi böyle hırpalamayın. Önemli kişileri hırpalamayın. Arkasına önüne bakın. Bu Gezi olayları sizi kırdı değil mi? Az önceki sisteminiz pizzadan sonra kırıldım. Açık söyleyeyim. Birilerinin açıp sorması gerekiyordu. Ben bir şey yazacağım. Sen nasıl bunu söylersin? İzah ettiğimiz zaman kontipiyede kalmayacak. Bizden daha küçülmeyecekti. Çoğu şu anda gerçekleri öğrenince birkaç televizyonda ben bu açıklamaları yaptıktan sonra ne duruma düştüklerini gördüm. Benim gibi bir insan geçmişten bu yana imkanım ölçüsünde hata yapmamaya çalışan insan oldu, hep hata yapar. Bu milletin kalkınmasına, bekasına, varlığına, her şeysine hizmet vermiş bir adamı küçücük bir noktada, toplayın avucu kadar bir noktada yakalayıp boğmanın anlamı yok ki. Pizza. Buyursunlar o pizzalar, onlar yesinler.